and Shein packages here. I'm so excited. Herkese tekrardan selam. Bugün inanılmaz fazla çekmeyi istediğim bir video ile karşınızda olacağım. Bugün bir alışveriş yapmıştım. Zaten başlıktan da anlayabileceğiniz gibi bir Shein alışveriş yapmıştım. Bunu yaklaşık olarak böyle 8 gündür falan bekliyorum. Aslında Demir ve ben yaptık bu alışverişi. Demir birkaç parça bir şey aldı. Ben biraz daha fazla parça bir şeyler aldım. Bu alışverişi inanılmaz fazla süredir bekliyoruz. Yani bizim için biraz fazla süre gibi geldi daha doğrusu. İşte alışverişim burada. Çok heyecanlıyım. Beklediğimden biraz daha küçük bir paket geldi ama yaklaşık olarak 16 parça ürün var içerisinde. Çok heyecanlıyım. Hem bu Shein denemeli alışveriş videosu olacak. Aynı zamanda birkaç parça daha göstermek istediğim, yeni aldığım ama Shein'den olmayan parçalarım var. Onları da size göstereceğim. Çünkü benden denemeli alışveriş kombi videoları çok istediğinizi duyar gibiyim. Hatta görür gibiyim. O zaman hemen başlayalım. Direkt karşınızda açmaya başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Şimdi yırtacağım. Shein paketleri gördüm. İlk defa Shein'in alışveriş yaptım. Muhtemelen son olmayacak. Bakalım. Bir saniye, bunu çok yapmak istiyorum. Tamam. Şimdi hadi gelin. İlk önce ben size küçük parçaları başlayayım. Küçük parçalardan başlayayım. Ondan sonra denemeli kısmına geçeceğiz. Hemen gösteriyorum paketlerimi. Tabii hepsi yere düştü. Çok güzeller. Şimdi küçük parçalarla başlayacağım. Çünkü böyle küpeler vesaire çok uygun fiyatlıydı. O yüzden bayağı bir takı almak zorundaydım yani. 1 dolar 2 dolar civarındaydı. Bakalım takılarından ne kadar memnun kalacağım. O da var. Şimdi bunlar Demir'in küpe seti. Biliyorsunuz ki Demir'in kulağında bir delik var. Böyle güzel beşli bir küpe seti aldı. İşte çiviler var, halka küpe var falan. Bayağı güzel görünüyor. Bunu sanırım 5 dolara aldı. Ondan sonrasında bir tane şöyle güllü bir küpe aldı kendisine. Ben kendime geldiğimde ya biraz renklerini sevmedim açıkçası. Ama 1 dolar olduğu için çok bir şey beklemiyordum. Böyle yani nasıl göstereceğim bilmiyorum ama belki yanlara fotoğraflarını falan koyarım. Almak isterseniz kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir love yazılı. Şöyle kulağın tam böyle arkasından geçiyor ama böyle gelen bir küpe aldım. Yani gösteremiyorum tabii de. Ondan sonra böyle çok tatlış bir küpe seti aldım. Ben böyle halka küpelere ve halka eş küpelere bayılıyorum. O yüzden şöyle göstereyim. Hatta biz bunları niye açmıyoruz ki? Hemen göstereceğim. Hepsinin nasıl göründüğünü zaten buralara falan koyarım. Bu böyle halka bir setti gördüğünüz gibi. Ondan sonrasında bu Lovely'yi gösterdim. Bu da hani artık şey çok moda ya, şuradan fake piercing takıyorlar tam şuraya. Öyle bir set, bakın. Şöyle göstereyim. Burasında öyle bir halkası var. Ve yani çok güzel. Ama gösteremiyorum. Neyse, bence siz anladınız. Yani ben bile anlamadım daha doğrusu da. Hadi bunu açıp göstereceğim. En heyecanlandıklarım tabii ki kıyafetler ve özellikle bikiniler. Ama tabii ki bikinileri denemeyeceğim. Yani ona bir açıklık getireyim. Tamamdır. Şimdi çok daha güzel oldu. Bu böyle dediğim gibi büyük bir küpe. Ondan sonrasında böyle yıldızlısı var. Ve böyle handcuff gibi tatlış mini küpeleri var. Çok tatlı. Ben niye bu küpeler konusunda bu kadar zaman kaybettim bilmiyorum. Daha sonra benim bir tane daha küpe setim olması lazım sanki diye düşünüyorum ama. Aynen öyle. Birkaç tane daha varmış daha doğrusu. Bu seti unutmuştum.
Demin kendine şöyle yılanlı bir küpe daha aldı. Ondan sonra ben kendime yılanlı bir set aldım. Ve niye şu an burada bir bant var ben de bilmiyorum ama çok güzel yılanlı bir set aldım. Aa, burası yırtılmış, onu bantlamışlar. İyi bakın, bunu sevdim. Güzel bir not. Yılanlı setimden bir saniye. Yılanlı setimin bir parçası kayıp sanırım. Çok üzülürüm yani öyle bir şey olursa. Neyse. Dediğim gibi yine şöyle yılanlı bir set aldım. Yine küpe. Evet. Eksik. Ben bunu yazarım. Neyse. Bakalım. Ondan sonra bir tane daha set var. O da yine böyle yıldızlı mıldızlı öyle bir şeyler. Ben küpelerden vazgeçtim şu anda. Direkt kıyafete geçiyorum o zaman. Hadi gelin geçelim. Şimdi ilk olarak size bikinilerimi göstereceğim. Bikiniler için böyle çok heyecanlıyım. Şimdi bir tane bikinim var. Medium beden aldım. Neon yeşili. Bakıyoruz. Özel paketlemelerde geliyor. Oh, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Üstü böyle. Ne denir ona? Şey. Strapless. Ondan sonrasında altı da. Bir saniye. Şu an anlamaya çalışıyorum. Altı da böyle bacaklarınızı. Ben yanlara resmini koyacağım zaten. Şu şekilde iki bacağınızı da buradan geçiriyorsunuz ve böyle böyle bir şey oluyor yani. Çaprazlı maprazlı bir şey oluyor. Bayağı güzel görünüyor. Bakalım nasıl olacaklar. Böyle çaprazlı gibi bir şey oluyor. Ve neon yeşili bayağı güzel görünüyor. Daha sonra diğer bikinime geçelim. Diğer bikinim, of, buna aşık oldum. Umarım çok güzel çıkar. Yani gerçekten çıkmazsa çok üzülürüm çünkü. Şöyle yine medium böyle bir üstü var. Aynen resimdeki gibi görünüyor şu anda. O yüzden mutlu oldum. Daha sonra altı da altına bayılacaksınız. Altına bayılacaksınız. Şuna bakın. Çok güzel. Hem ben bir tık yüksek bel. Aslında nasıl duruyor biliyor musunuz? Hani böyle daha tam olarak yüksek bel değil ama yüksek bel duruyor. Kesinlikle çok güzel. Bunu zaten çok bayılarak aldım. Şimdi son bikiniye geçiyorum. Bu son bikinim de beyaz. Bilmiyorum niye beyaz bikini aldım. Ama yani gördüm ve direkt aşık oldum. Evet. Şimdi bu altı. Yine aynı şekilde çapraz gidiyor diyebiliriz. Şöyle göstereceğim. Şöyle çapraz gidiyor. Muhtemelen bacaklarınızı buradan geçiriyorsunuz. Aynen şu şekilde olacak. Aynen böyle. Kesinlikle resimlerdeki gibi görünüyor. Umarım üstleri olur diye düşünüyorum. Yani umarım olur diye düşünüyorum. Ondan sonrasında üstü de bir saniye. Üstü biraz karışmış geliyorum. Üstü de böyle fırfırlı. O da çok tatlı. Tam olarak resimdeki gibi gözüküyor ama emin değilim. Bunu bir karşılaştırma yapacağım. Ama böyle kumaşı biraz şey gibi. Böyle saten mi denir? Hani böyle tam ya saten, evet saten diyebiliriz. Böyle şey parlak bir kumaşı var diyeyim daha doğrusu size. Hemen şeylerime geçeceğim. Deneyecek parçalara geçeceğim. O yüzden ilk parçayı göstereyim. Sonra denemeye gideceğim. Şöyle bir tayt aldım. Bu taytı o kadar çok merak ediyorum ki. Şimdi açıyorum. Bunların paketlemeleri çok iyi yalnız. Bu taytı aldım. Çok heyecanlıyım. Bakın. Oh no. Görebiliyor musunuz? Bu ne? Bir saniye. Bir saniye. Bu ne? Hani. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
Çok sağ olun ama ben bunu denemem. Tamam, ben bir hani bu arada bedeni small ama hani böyle bir tight, ben bir deneyip geleyim de ona göre bakarız. Şimdi bununla devam edeceğim. Bu tayda devam edeceğim çünkü size göstermek istediğim çok güzel crop toplar var. Çünkü onlar çok güzel. Şimdi gelelim bu crop topa. Bunu çok çok severek aldım. Umarım olur ki olacağını düşünüyorum. Mor bir crop top. Mor lila. Çok şirin. Hani bu eşarp gibi olanlar vardır ya. Böyle gidiyor. Hemen deneyip geliyorum o zaman. Evet. Bundan puanımı gerçekten tam olarak alıyorsunuz. O kadar tatlı bir şey ki size anlatamam. Gerçekten çok güzel bir şey. Buna bayıldım. Böyle zebra desenli gibi bir şey. Ben fark ettim ki biraz hayvan desenlerine takmışım. Bu zebra desenli. Arkası bu şekilde görünüyor. Bu arada tight'ın arkası da böyle. Aslında çok güzel bir tight. Ama hani şöyle giyebilirsiniz. Bir uzun sweatshirt falan gibi bir şeyle. Neyse buna bayıldım. Gerçekten çok güzel. Önü böyle. Aslında bunu tabii ki normal bir kot pantolonla giyerseniz çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Ama böyle bile çok güzel oldu. Ya ben bayıldım. Buna bayıldım. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Çok beğendim. Şimdi diğerine geçiyoruz hemen. Diğeri de böyle bir mö desenli crop top. Bakın, 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 bakın. Bakın. Tamam, giyip geliyorum. Ben geldim. Bayıldım. Ya şu tayt olsaydı çok güzel olurdu. O kadar güzel bir tayt ki. Böyle yumuşacık falan. Neyse, neyse, neyse. Mö desenli. Bayıldım. Şuna bakar mısınız? Şunun güzelliğe bakar mısınız? O kadar güzel ki. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Çok güzel. Yani birazcık iç gösteriyor ama çok sıkıntı değil. Ama gerçekten buna da bittim. Çok güzel değil mi? Şuna bakın. Çok tatlı. Evet. Benim Shein alışverişim bu kadardı. Keşke bu kadar beklemişken biraz daha bir şeyler alsaydım da daha güzel olurdu. Neyse ben şimdi daha önceden aldığım birkaç parça bir şeyler daha vardı. Onları da size göstermek istiyorum. Şimdi bir diğer aldığım şey ise bu, üstten bahsetmiyorum. O yüzden saçlarımla kapadım. Bu gördüğünüz etek. Gerçekten o kadar muazzam bir etek ki. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Böyle short bir etek bu arada. Ben böyle short eteklere bayılıyorum zaten. Geçen gün bir tane daha deneme alışveriş yaptığımda da hatta vardı. O da bayağı viral bir videomdu. Neyse bu şekilde çok tatlı bir etek aldım. Gerçekten bayıldığım bir etek oldu. Bunu da böyle, yani bununla bile şey edebilirim ama bunu yeni almadım. Ve videomu bu kıyafetle bitirmek istiyorum. Çünkü yeni aldığım şeyler benim bu kadardı. Umarım çok severek izlemişsinizdir ve benden ilham alarak belki gidip Shein'den bunları alabilirsiniz. Önerdiğim şeyleri alın lütfen. Sizi çok ama çok seviyorum. Kocaman 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 öpüyorum.